Ha ben ne diyorum? Ether, yani Bitcoin bir bok yaramıyor zaten. Para değil. Değer deposu değil. Artık değil. Eskiden öyleydi. Eskiden değer deposuydu. Altcoin'lerin değer deposuydu. Altcoin'lerin fiyatını Bitcoin belirliyordu. Şimdi dolar belirliyor altcoin'lerin fiyatını. Bitcoin fiyatına kimsenin vakti yok işte. Hanginiz fark etti buradaki muhabbeti mesela dün? 21.38'de az önce, önce anlattığım muhabbeti. Kimse bakmıyor çünkü bunlara. Ha Bitcoin'in tek kurtuluş şansı var bu noktadan sonra bunun fiyatının 500 bin dolar ya da 1 milyon dolar falan olması. Anca orada bir işe yarar bir hale gelir bu. Onun dışında hiç bir boka yaramıyor bu. Ya öyle yapacaklar onun için de para lazım. Para dağıtmaları lazım. Altcoin'lerden de millete deli gibi dolar dağıtmaları lazım. E yok dağıtamıyorlar. O yüzden bu kadar kasıntı zaten altcoin'ler. Ya da bitcoin sikeme doğru gidiyor. Çünkü ethereum gayet güzel işini doğru düzgün yaparak stabil bir şekilde gidiyor yani. Bunu durduramıyorlar da. Durduramazlar da. Hani haftalık grafiğine de bakarsan Ethereum'un Poloniex bakacaksın. Böyle gidiyor işte. Tanesi 5000 Bitcoin olur bunu. O durumda da Bitcoin olacağını biliyor yani zaten. Böyle gidiyor bak. Tanesi 1000 Bitcoin. Ya bunu engellemek için eğer Bitcoin bir halta yarayacaksa, bir işe yarayacaksa yani bunu mecbur pamplamaları lazım. Mecburlar. Başka bir alternatif yok. Aylık grafiğe baktığında zaten hiçbir sıkıntı yok. Tek dertleri şu an işte o baştan beri anlattığım yoktan sattığı coinleri toparlayarak hani dolar likide ederek yani seni likide ederek futures'ta orada burada zarar ettirerek diğer altcoinlerden senden dolar çıkararak bunu toparlayabilmek. Tek dertleri bu. Ya bir şekilde bunu halledecekler ya da siktir olacaklar gidecekler. gidecek halleri yok tabii ki. O benim isteğim o def olsunlar, gitsinler benim isteğim o. bu gidecek halleri yok yapışmış tarifler kene gibi gitmiyorlar yani. Aylık grafiğe baktığında hiçbir sıkıntı yok Bitcoin'de. Hiçbir sıkıntı yok. Bir daha kay 100 bin dolar olursa şaşırmayın. Ondan sonra kay 300 bin dolar olursa onda da şaşırmayın. Ondan sonra kay 500 bin dolar olursa onda da şaşırmayın. Ondan sonra kay 1 milyon dolar olursa onda da şaşırmayın. Yani 6 ay sonra bu 1 milyon dolar görürsen Bitcoin hiç şaşırma. Gidişat o. Olması gereken de o. Bunların kurtuluş yolu da o. Çünkü Bitcoin böyle öküz gibi giderken altcoinleri ezmesi gerekiyor mecbur. İşte paradotorun dediği muhabbet ama kavazının basmadığım nokta da bu işte. Yani çok ezmeyeceğini sanıyor. Çok ezmesi lazım altcoinleri. BTC perinde. Onun için de çok fazla dolar lazım. Yani Bitcoin'i 1 milyon dolara götürecek bir rally lazım. Altcoin'lerdeki açığı toparlamak için. Ama onun için dolar lazım. O da ne ne demek oluyor? Yani Bitcoin, hani Ethereum'u mesela BTC pair'inde ezecek. Bakın şurada üçgen var aslında. Ezecek yani. Yani böyle yandan yandan giderken Bitcoin, Ethereum ezilmiyor. Dik duruyor gidiyor yukarı doğru. Ethereum yukarı doğru gitmemesi gerekiyor. Ethereum aşağı doğru gitmesi gerekiyor. Buralara kadar gelmesi gerekiyor. Şu anki fiyatından 6x aşağıya gelmesi gerekiyor. BTC pair'in Bunun için de BTC'nin deli gibi pamplanması lazım. Onun için de deli gibi dolar lazım. Sadece BTC değil. Bu buradan böyle düşerken Bitcoin 1 milyon dolara gidecek. Bitcoin 1 milyon dolara gitmez demek 15x yapması demek. Bitcoin 15x yaparken bu %70 düşüyor en fazla bak. Bu %70 düşerken BTC/ETH'de düşüyor. E, dolar/ETH'ne olacak. Bu dolar/ETH'de de gidecek 30-40 bin dolara. Bitcoin 1 milyona giderken e, bu ne demek? Hem Bitcoin'e dolar bulman lazım, hem altcoin'lere dolar bulman lazım. İnşallah bulurlar. Yani işin aslı dolarda bitiyor açıkçası. Yani finolar bunu söylemez size bunların nereye gideceğini. Ben mesela yavaş yavaş futures'u bıraktım ve spot'a doğru ağırlık vermeye başladım. Çünkü alt boğa gel gelmesi şart artık alt boğanın. Yani dolar bazında alt boğa. BTC bazında gelmeyecek zaten alt boğa. Yok öyle bir dünya. BTC bazında gelirse zaten işin kaymaklı kadayıfı olacak o. Ama alt boğa hani gelmesi gerekiyor. Bitcoin altların götürmesi gerekiyor. Yani Bitcoin 100 bin dolara giderken Ethereum'un da 10 bin dolara gitmesi gerekiyor. Ethereum 4 bin dolarda şu an. Bitcoin 100 bin, 120 bine gidecek. 2x yapmış olacak. Ethereum 4 bin dolardan 10 bine gidecek. 2.5x yapmış olacak. Hangisine durmak mantıklı? Ya da Ethereum 2500'e giderken Waves 100 dolara gidecek. 3x 4x yapacak. Hangisine durmak mantıklı? Ya da Waves 100 dolara giderken işte ee, mesela işte Tezos var bende. İşte Tezos da 50 dolara gidecek. 10x yapacak. Hangisine durmak mantıklı? Waves'te mi Tezos'ta mı? Bunlar olmadığı sürece bu Bitcoin hiçbir yere gidemez. Anca dibe gider, sıkem çıkar. Bitcoin altlarla gider. BTC da ezerek gider ama. BTC de %30 ezer, kendisi 2 x yapar. Kendisi 2 x yaptığı için altlar BTC'de yüzde otuz düştüğü için dolarda da yüzde artar. Orada tercih senin mesela altcoin'de mi durmak, bitcoin'de mi durmak? Bana göre altcoin'de durmak çünkü bitcoin 2x yapacak, 3x yapacak. Ama altcoin'ler o durumda yani minimum BTC payında kaybettiği kadar yapacak işte dolarda. BTC payında o kadar kaybetmezse eğer sağlam durabilirse Ethereum gibi mesela ya da Waves gibi sağlam durabilirse o zaman dolarda BTC'den daha çok kazandıracak altcoin'ler. Olay bu. Bir şekilde çözecekler. Dediğim gibi bunu burada tutamazlar. Arada likide ediyorlar. Likide etmek için çakıyorlar sadece. Aylık grafikte hiçbir sıkıntı yok. Haftalık grafikte hiçbir sıkıntı yok. Hatta, hatta haftalık grafikte güçlü al veriyor yani. yani günlük grafikte bir sıkıntı yok. Ufacık bir çaktılar. %5 çaklar yani. Ama o arada alt koyunları %30 çaklar işte. Çünkü dertleri alt koyun. Çünkü alt koyun yok adamların elinde.